Üniversite okurken 4 sene kalmış. Ondan sonra diyor ki ben vakf hayat ettim. Sonra o istidadına, kabiliyetine mecra verilemediği için hem gelişmiyor hem taasup ehli oluyor hem de belli zaman sonra darma bırakıp gidiyor. Mesela bir şeye şahit oldum. Paylaşıyorum yani. Bu hususi bana ait. Ben ne söyledimse eğer naklediyorsam naklediyorum diyorum. Yaşadım dedimse yaşadım. Yalan lafzı kafirdir. Bizimle nurları tanıyor vesile oluyor, tanıyor. Sonra almaya da oluyor veya burada. Sonra diyorsun ki senin o şehirde sen bizi tanıdın site vesaire. Buraya kaldın. Abi ben derslere gitmek istiyorum. Senin şehirde bizim dersen yok. Türkiye'de de öyle. Falan yere git. Oraya gidiyor, şart koşuyorlar. Hasan'la alakanı olmayacak. Biliyor musun? Ne öğretiyorlar biliyor musun bu? vefasızlığı. Yani asan alakan olmayacak Seni nurlara şimdiye kadar e, nurları tanıdın. Bu cemiyetten imanın kurtulmasına, davayı, risalenin, mucedidi tanıdın. Bu hale geldin ve seni buraya o söylüyor gel benim yaptığıma bak. Sen onunla alakan olmayacak. Yani vefasız olacaksın. Yani bu ne demek biliyor musun? Vefasızlığı öğretiliyor. Vefa yani vefa yapma. Anladın mı böyle? Acayip. Ama böyle tek tük oluyor tabii. Bu Sitemanasında değil yani eskiden beri rastladığımız. Ee, Müslümanların nerede ve kimde, ne olursa olsun taraftar olmak. Ama bana gelsinler, benden ders dinlersinler, bana sevap kazansınlar demek. Kimin ilesiymiş? Nefis ve şeytanın bir ilesidir. Nerede geçiyor bu? İhlas 20. lemada. Şimdi Auz billahi recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Şimdi vakf Başlamadan önce şeriatta şeriatta bir kayda var. İlmi usulü din. Es Bunlarda kayda bizim edile şeri var ya. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Şimdi İslam'da dört tane bizi bağlayan sistem var. Zaruret, esasat, muhkemat, zaruriyat, musellemat. Bunlar ne demektir diye size hulasa Bak buralarda bu esasatı ne? Bu ilk Rüştü abinin çıkarttığı. Bu biz genişlettirdik. Yani bu kapasitesi biraz daha fazla madde. Bu Rüştü abi de iddiatta, iddiatta Allah rahmet etsin. Mesela bir paragraf hiç unutmuyorum bizim şeyin vesilelimiz de girmiş. Bir paragrafta bir paragraftır. Böyle söyledim. Şöyle yaptım. Hı, hmm. keçili dedi. Doğru. Bu buraya girsin. Ve yani çok şükür. Şimdi şöyle çalıştım diye gösteriyorum. Çalışarak o zaman okuyacağım kulasa şimdi size şu. Derste bir yere gittiğim zaman bak böyle çalıştım ya. Görüyor musun Furkan? Şimdi tanesi sorsa zaruriyat, musallemat, muhkemat ve esasat nedir? Bu kadar çalışmayı böyle yazdım. Görüyor musunuz yani? Hani pra pratik olsun diye bayram. Şurada. Oradan beri buraya okuyor musun? Vay okuyamazsın tabii çok uzak. Yani ben böyle çalıştım. Şuraya not aldım. Kurşun kalemle. Pratik olsun. İnsan unutur. Şimdi nereden çıkarttın demeyesiniz diye gösteriyor. Tamam Neymiş? Zaruriyat iman esaslarına denilir. Musellemat İslam esaslarına denilir. Muhkemat, Kur'an tabiri bunlar. Risale-i Nur'la değil yani bu dinde. E, muhkemat, Kur'an'ın açık emirlerine denilir. Esas, ittifak edilmesi, kabul edilmesi mecburi olan rükünlere denilir. Ha, şimdi hangi maddeler külliyattan esas çıkartılmış? Meslek ve meşrebimizin dusturları, yol haritası yani. İman evet. esasları, Rüştü abinin sözüdür. 50 sene önce. 1980'de duymuştum, not almışım. İman esasları, sözler, mektubat, lemalar, şualar. Tirene benzer, vagonlara benzer. iman esaslarına benzer. İman esasları. Laikalar ise İslam esasları gibi raylara benzer. Yani o trenin nereye gitmesini o sağlıyor. Sözleri okuyarak kendini nurcu hissedemezsin. Aidet, aidiyet hissin olmaz. Ben buraya aitim olmuyor. Laikalarla oluyor. Başka? Her meşrep ki doğru yapıyor. Cumartesi merkezi dersleri vardır. Her cemaatin. Tarikatçıları, Mahmud Efendi'nin nurcuların içerisindeki meşverettir, Kurdolu abilerdir, Hamidiye'dir, Suffa'dır. Bir Sait Özdemir abi, Sungur abi. Yani hepsinin merkezi dershanesinde cumartesi dersi var. E niye söylüyorsun? Cumartesi dersi aidiyet hissinin inkişafı içindir. Yani merkezi merkezi ders derstir. Orada bir havayı teneffüs etmesi lazım. Yani e, sıcak kaplerden çıkan o halet rüye tevarüs eder. Mezar taşları gibi, bin, minareler gibi. Maziyi istikbale taşıyan şairdir. Nedir o? sen o şairde ahlak var, edep var, esasat var. Örf, anane, kültür, gelenek var. Onun için cumartesi dersi e, o cemaatin, o meşrebin sıcak havasını teneffüs edip o, atmosfer, o atmosferle boyalanmanın sebebi ve zeminidir. Onun için her cemaatin cumartesi yaya ya, yani bir merkezi dersi olması lazım ki %99 belki de %100 her cemaatin cumartesi dersi merkezi dershanesi vardır. Bizde de burada olduğu gibi Arnavutköy'de cumartesi aşağıda 300 metrekare alanda dersimiz oluyor. Yani bu aklı olarak. Ille kitap değildir. Haletler, hissiyatlar, duygular, latifeler böyle bir anafor gibi oluyor burada. Hem ruhaniler var. O nasıl ki Kabe 16. sözde geçiyor. Ee, böyle bir gidiyorsun bir şahsiyet veriyorsun bir şey ama genelini alıyorsun. Onun için bir veli gibi geliyor. geliyor. Bir bedevi gidiyor hoca bir veli geliyor. Yani genelinden alıyor. Böyle. Şimdi ben bizi bir yapan esaslar var bir de dusturlar var Risale-i Nur'da. Muhkemat ve muselamat zaten bağlayıcıdır. Yani iman esası ve İslam esasları. Mesela diyelim ki bir cemaat dese ki kumar helaldir haşa. Faiz helaldir. Yani ne yapar bu? E, muhkemat olduğu için, haram olduğu için ittifak eden de gider. Önce inşallah hatırlatırsanız bir daha tarafgirlik dersi yapalım. Adam tarafgirlik, tarafkir oluyor Şere kendini hala Müslüman zannediyor. lil Musallin ellezinhum ansalatihim sahun Yazıklar olsun namaz kılanlarim. Hadi bakalım. Vak fedakarlık ve vakf hayat hizmet usturlarından okuyayım. Yani burada okumuştuk. Belki farklı ne aldık diye buradan Şey Bunu bir vakıflarla çok yaptık. Jurdakini. Yani toplama ya bu, bu da bu da. Yani ek yaptık mı diye. Bakayım hem de onu görmüş olacağım. Yani aslında burada biz hata yaptık. Mesela diyor ki 77. Du dustur. Fedakalı vakfayat. Oysa vakfayat esas şey dustur değil. Esastır. Tamam. Bakayım vakfayat. Vakfayat esasmış. Biz buraya 70'ini numara koyduk yani dustur. Birinci dustur, ikinci dustur dustur değil. Keşke bunu 77 esas. 76 dustur. Veya şöyle yapılabilirdi. Fedakarlık ve vakfayat esastır. Hani yaşlandıkça anlıyorum böyle. Eskiler çınar ağacıdır abiler. Şu i̇şte abi bak hem sıralamasını hem dusturları, esasları koymuş. Hem ilk önce en elzem, en lüzum neler sıraya koymuş. Biz ne yaptık? Paldır küldük yaptık değil mi böyle? Evet Risale-i Nur hizmetinde hayatının tamamını veya belli bir zamanını hizmeti Kur'aniye ve imaniyeye fedakarını vakfetmek hakikati vardır. Mesela içtim olan çalışan abi kardeşler de bunu duysalar iyi olur. Mesela diyelim ki geldi derse evden çıkıyor dershaneye gelme niyet etti. Cumartesi veya diğer derse ta evine girene kadar bütün saat Allah'a satılmış oluyor. İma, hizmet imanı Kur'an'a ömür feda edilmiş oluyor. Kaç saatsa. Bazıları tüm hayatını veriyor. Bazısına 5 saatini veriyor. Bazısına her gün bir saatini veriyor. Risale okurken kaç, kaç saat oldu? 45 dakika. 45 saati Allah'a sattı. Bu fedakarlık ve vakf hayat meselesini başta ustadımız fiilen uygulamış ve Risale-i Nur'da emniyetine dair beyanatlarda bulunmuştur. Ustadın kaç tane vasiyeti var? Ezber böyle kafadan atmayın. Risale-i Nur 5 tane. Ana tema nedir orada? Vakfu yani vasiyet dinde yeri biliyor musunuz nedir? Vasiyet yapmak. He? Sünnet. He? Sünnet. Tamam sünnet. Ama uygula, uygulayanlar vacip oluyor uygulayan. Vasiyeti bırakan sünnet yapıyor uygulayan vacip yapacak uygulayacak onu. Dine zıt değilsi tabii. 5 tane vakf şey vasiyetnamede ...beşinde de vakf hayatı teminat altına almaya çalışıyor ustad. Asa peki vakf hayatı soruyorlar. Dinde var mıdır? Bunu soran kimdir? Kim olabilir? Tarihli tarihçiyi peygamberi bilmediği için peygamberin hayatını bilmediği için soruyor. Sorabilir. Hakkı var. Bize cevap veriyoruz. Peygamber ve Vesselam'ın asabı vardır, ensarı vardır muhacirleri de vardı. Asabu sufası vardı. Şu anda kendi mübarek yattığı yerde hemen bitişindeydi. Hücre-i Saadet'i Asabu sufanın mescidiyle bitişikti. Hayatını vakfeden en az kaç kişiydi peygamber zamanında? 300 en fazla kaç tane oluyordu? 700. 700 oluyordu. Ondan sonra bunları yetiştiriyordu ve memleketlere hizmet ettiriyordu. 70 tanesi tuzağa düşürülerek şehit edilmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun kadar üzüldüğü bir tarih gözükmemiş diyor. Yani ya Resulallah bizim kavmime, kavmimize bu vakıflardan gönder dini anlatsın diye ricada bulunuyorlar. 70 tane vakfı gönderirken gönderdi ve yolda 70'ini de şehit ediyorlar. Garip öyle garip garip bakma sana? Peki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bu e, Ashab-ı Sufa denilen bu vakfı etmişlerin başında kim vardı hepimizin malumunu kimdi? Ebu Hüreyre Redi anh. Tarihçe şeyde 19. mektupta geçer. Vakfı yani ömrünü vakfetmiş 10 saat 20 saat ama bir tamamıya verenler var gece gündüz. Ama Hulusi abi gibi evli başka Sait Özdemir abi evli. Ha? Sabri abi. Sabri abi evli, Hafız Ali abi ev, evli, Tahir Mutlu abi evli, Sungur abi evli, Hüsnü abi evli. Ondan sonra Bayram abi evli. Yani bunlar vakfayet etmiş ama hayattan ekserisini vakt etmişler. Ama Zübeyir abi tamamen bekar. Abdullah Yeğen abi tamamen bekar. Aytimur abi tamamen bekar. Başka hatırıma var mı? Kastamonu'daki Mehmet Feyzi abi galiba o da evli. Hulusi abi Elazığ'da o da evliydi. Hüsnü abi de evliydi. Sungur abi evliydi. Ceylan abi ıslattan 6 ay sonra evlendi. Ama hayatlarını vakfetmişler. Bu konuda bazı kimselerin bu ehemmiyetli meseleye tenkitkar tar, bakıp hataya düşmemeleri için bu bahis gerekli görülmüş ve doğru nurculuk anlayışını kazandıracak bilgiler verilmiştir hayatını dini hizmete vakfetme Kur'an'da 3. sure 35. ayet Kur'an'da 24. sure 37. ayet hele bu 24 Nur suresinde Allah bunlara dua ediyor. İsterseniz açın. Benim hatırıma kaldığı kadar bir kısım meçhul evler vardır ki yani camiler Allah'ın evleri beyt, beyt diye geliyor. Mayen. Ama Herkes tarafından mescitler, yani dershaneler bilinmediği için bu evlere beytin, buyutun, tenvinle geliyor, meçhul yapıyor. Onun için Allah'ın bir kısım evleri vardır ki diyor. Hatırıma geldiği kadar meal 24. sürenin 35, 36, 37, 38 veya 37, 38, 39, 40. ayet oralarda. Oku, sen oku. Allah'ın yüceltmesine ve içlerinde adının alınmasına izin verdiği evlerde Hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin bak ticaret alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan Allah'ı anmaktan kılmaktan, namaz kılmaktan zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar burada sabah akşam onu tesbih ederler. Dur. Bak ticaret ve ziraat yapmayanın parası olmayacağından zekat olur mu? Namazı dosdoğru kılanlar zekat verirler diyor. Ha demek ki bizim bildiğimiz zekat değil ha. Bunlar bir kısım neler Bu adamlar bir takım adamlar erkek recul adamlar vardır diyor. Rican erkek, erkekler vardır. Kadının onun için oradan da şey yapıyorum. Kadın dersende kalır, nasıl bir çıkır? çıkınca da gider evlenir. Kızlardan böyle hayatını vakfetmek şeye uygun değil. Fıtrata uygun değil. Çünkü dünyanın kaç türlü şey var, hastanesi var, şofsu var. Bugün babam var, kardeşin abim var vesaire ama yarın öyle değil. Çok zilleti düşüyorlar. Onun için zaten ayette de erkekler vardır diyor. Bir de o korayı da ondan sonra geçeyim. Burada sabah akşam onu tespih ederler. Onlar kalplerin ve gö gözlerin dikilip kalacağı bir... Ha, günden. Günden korkarlar. Evet. Erkekler vardır. Sab sabah akşam tespih ederler, zikrederler. Ama ticaret ve ziraat yapmazlar. Ama zekatı verirler, namaz kılarlar. Zekat olur mu ya? Hayatını vermişler demek ki. Zekat o. Hayat zekatı. Onun için kim ne derse desin. Mesela bunu duyan diyecek ki, bunu duyan diyecek ki, ya kızların şeyine e, bakmayın. Kardeşim kadınlardan vakfayat olmaz. Fıtrata zıttır. Korunmaya muhtaç olduğu için, firkatleri zayıf olduğu için korunmaya muhtaçtır. Her daim anne, babası, kardeşleri sağ olmaz. Vefat edince zilleti düşüyorlar. Efendim içerisinde de böyle bir uygulama var mı? yapmış mı? Yok, yok. Hanımların dershanesi açılmıştır Diyarbakır'da vesaire. Ama gidiyor orada dersler yaparlar. Ondan sonra evlerine gelirler. Veya kaldı. Tamam uygulamada abilerden gözükmüş. Kaldı. Evlenmeye nasıl bir çıkarsa evlenir gider. Öyle şey yapmaz. E, hayatın sonuna kadar. Benim külliyattan anladığım bu. Budur demiyorum. Benim anladığım bu. Hayattaki intibalarım da budur. Abilerden de böyle gördüm. Şu anda icraatta da böyledir. Neler sıkıntılar çekildiğini biliyor. Hayatın, hayatını dini hizmete vakfetme Kur'an'da 3'e alimran İmran galiba 35. ayet 24 Nur Suresi 37. ayetlerinin işaret ettikleri veciyle hayatını dünyevi kayıtlardan azede kılarak din hizmetine verip bağlamaktır asabı sufa gibi. Ashabı sufa gibi. Kur'an'ın 9. sürenin 122. ayetinde de ilmi dini tahsil ve tebliğ için cemaati İslam eden bir tayfenin bulunmasının lüzumunu bildirilir. Dini tebliğ etmek için aranızda bir cemaat olsun. 9'a 122. ayet. Hizmeti Kur'an'ı da sadakat ve ihlas hakikati hakikatına uygun olarak vakf hayat eden manevi hizmet fedakarlarının kıyamete kadar devamını isteyen Bediüzzaman, Bediüzzaman'ın yazdığı vasiyetnamelerden biri aynı şöyledir. Vasiyetname nerede geçiyor? Emir Dağı 2 234. Ecel muayen olmadığı için benim şiddeti hastalığım her vakit gelebilir diye evvelce yazdığım vasiyetnamelerimi teyiden bu vasiyetname de şiddetli dahili bir hastalığımdan ihtilal edildi. Ben de beyan ediyorum ki benim vefatımdan sonra benim emaneten elimde bulunan Risale-i Nur sermayesi hem mucizatlı Kur'an'ımızı tab ettirmek için Eskişehir'de muhafaza edilen sermaye o Kur'an'ın tevafukla ve fotoğrafla tabına ait yanımızdaki sermaye ise Risale'nin sermayesidir. Mesela bu hükümet bunu yaptı. Risale-i Nur basıldı biz Nur cemaatin böyle tevafuklu Kur'an'ımız ama Diyanet onaylamıyordu bu hükümete kadar. Ee, tevafuklu var ya böyle Allah şimdi Allah sıfatları böyle kırmızı yazıl diyordu. Onaylamıyordu. Ustad Menderes'e bunu onayla Diyanet eliyle. Ondan sonra Ayasofya'yı aç. Risale'nin okullara ders koy demişti ama Ezanı da yap bir tanesine gücü yetti ve şehit oldu. Ama çok şükür bunu Risale-i Nur'u okulada değerler dersi altında da kısmen girdi. Ayasofya'da açıldı. Kur'an'ımızı da onaylandı. İttiyat-ı da çalışıyor. Daha ne yapacaktı ki siyasette ne olur ki? Bir de işte ustadın söylediği bir şey var. şair İslami'yi ihya et diyor. Şair-i İslami'yi. Allah'ta onu muvaffak etsinler. Hepsi bir anda olmuyor. Tabii zor iş. Kolay mı? Şey e, risalda menderese, menderese Menderes e emrettiği şey. Ama e, yani kolay değil yani. Ben daha kendimi idare etmekten zorlanıyorum. Bir evin gelir ve gideri ve dostunu düşmanını korumaktan evre isteri zorlanıyor. Bir karı koca evde bile huzurlu olmuyor. E, bu Türkiye ve dünya içerisinde dostuyla dost, düşmanıyla dengeli olacaksın. Kolay mı? Yani bir böyle geniş düşününce insaflı anlarız ki öyle paldır küldür her şey istenmiyor. Olmuyor yani. yani küçük kafalar, kişileri, orta kafalar, hadiseleri, büyük kafalar, fikirleri konuşur. Doğru söylemişler. Basit ya. Böyle acayip acayip. İşte usta burada niye şey yaptım? Kur'an basılsın dedi. Yani şey bastığımız tevafuklu Kur'an'ımız onaylasın. Yaptı Allah razı olsun. Benim vefatımdan sonra benim emaneten elimde bulunan Risale-i Nur sermayesi hem mucizatlı Kur'an'ımızı tab ettirmek için Eskişehir'de muhafaza edilen sermaye o Kur'an'ın tevafukla ve fotoğrafla tabu için tabuna ait yanımızdaki sermaye ise Risale'nin sermayesidir. Mesela İtalya'da basılmıştı ilk renkli basım usta zamanında. Kur'an orada basıldı. Atmalar duman etmişlerdi. Sonra işte ee, Abdullah Yeyin abiler vasıtasıyla his, ondan sonra Abdül, Badıl abi, Rüştü abi e, abi Aytimur abi, Sait Özdemir abi de vardı yani herhalde. Benim bildiğim Tayyip abi, Mustafa Gül abiler vesaire vesine almaya da bir matbaa alındı. Orada basıldı sonra. Kur'an basıldı. O serma o sermaye Cenab-ı Erhamur Rahim'ine hatsı şükür olsun ki 70 küsür sene evvel o zamanın adetine muhalif olarak kendim fakirliğimle beraber onların fakirliğimle beraber onların tayinlerini verdiğime bir İhsan ve Lutru Rabbani olarak o zamandan 50-60 sene sonra Cenab-ı Erhamur Rahim'in o örfü adete muhalif kaidemi manevi ve geniş medreset-ü zehranın Halis ve nafakasını temin edemeyen zaman ve bak zamanını Risale-i Nur'a sarf eden talebelerine aynen ve eski zaman ihsan-ı ilahi neticesi olarak şimdi yanımızdaki sermaye onların tayinleridir. Ve tayinatlarına sarf edilecek. Ve kaç senedir benim yaptığım gibi benim manevi evlatlarım benim ve aynen öyle yapmak vasiyet ediyorum. Ne yapacaklar? Risale-i Nur ve Kur'an-ı Kerim basılacak. Ondan sonra tekrar basılması için o elde edilen kar tekrar ki ikinci sürümde kullanacak. Elde edilen kar Ahmet Mehmet'in yanındadır. Bu Sungur abinin vakıfıdır. Bu Sait Özdemir'in vakıfıdır. Bu Rüştü Tafran'ın yanındadır. Bu Badıllı abinindir. Bu Sungur abinin yanındaki demeden hayatını vakfeden ki biliniyor kişilere elde edilen Risale-i Nur ve Kur'an'ı basmaktan hasıl olan karı bu vakıflara dağıtılmasını ne diyor usta? Benim manevi evlatlarım, benim vereselerim aynen öyle yapmak vasiyet ediyor. Bir tane abi diyemez ki ben vallahi bunların meşrebini sevmiyorum, bunları beğenmedim. Bunların tayinatını vermiyor. Yapabilir mi? Ustadın vasiyeti bu. Medreset-i Zehra'nın halis ve nafakasını temin edemeyen ve zamanını risalini sarf eden talebelerine aynen ve eski zaman İhsan-ı ilahi neticesi olarak şimdi yanımızda sermaye onların tayinleridir. Tayin bir de tayinatlarına sarf edilecek. Ne yapılıyor? Vakıflar toplanıyor. Ramazan'a 15 gün kala her vakıfa ee, Risale-i Nur ve Kur'an-ı Kerim'den basılmaktan hasıl olan karı onlara tayinat olarak dağıtılıyor. Ya, dağıtılması farz ediliyor. Ee, ya gülüyor ama öyle. Maalesef tayinler sarf edilecek. Böyle ustad var vasiyet etmiş. Kime? Varislere o hizmetin başında olanlara. Ve kaç senedir benim yaptığım gibi benim manevi evlatlarım, benim veraselerim aynen öyle yapmak vasiyet ediyor. Yapmalar lazım. İnşallah tam Risale-i Nur intişara başlasa. Tamam. O sermaye şimdiki fedakar kendini Risale-i Nur'a vakfeden şakirtlerden çok ziyade fedakar talebelere kafi gelecek ve manevi medresetü Zehra ve Medrese'tu Nuriye çok yerlerde açılacak. Adeta diyor ki yani geçimleri olmadığı için yani vakıf olamıyorlar. İnşallah tayin ve tayinatlar yani tayin şu mekanlar açılacak. Risale elde edilen kar. bir de orada kalanların tayinatları. Mekanın açılması da bunlar sağlanacak. Evet, bunlar sağlanacak. Yok mesela vakıfların tayinatları şeydendir. Risaleleri ve Kur'an'dan gelen kardandır. Ama mekanın açılması bununla olur. Bir de içtimaiyattaki Halis Nur talebeleriyle de olabileceğini başka vasiyetnamede de söylüyor. Ama tayinatları, vakıfların tayinatlarını Kur'an ve Risale-i Nur'un neşinden neşrinden elde edilen kardan verilmesi lazım. Allah muhafaza etsin. Sorumluluk acayip. Risale-i Nur intişara başlasa adeta o zaman sanki bu, şu anda vakıflar az oluyor. Eniye niye? Taynat, taynat yetmediği için geçimleri olmadığından pek olmuyor anlaşılıyor. Ama inşallah diyor gelecekte Risale'nin çok satılırsa e, ne olacakmış? Manevi medreset Zehra ve Medrese-i Nuri'ye çok yerlerde açılacak. Benim bedelime bu hakikate, bu hale manevi evlatlarım yani bu vakıflara tayinatı vermeyi evlatlarım ve has ve fedakar hizmetkarlarım ve nura kendini vakfeden kahraman ve herkesçe malum kardeşlerim bu vasiyetin tatbikine yardımlarını rica ediyorum. Risale-i Nur itibariyle bana hiç ihtiyaç kalmadığı için Alim-i berzaha gitmek benim için medarı sururdur. Siz mahzun olmayınız. Belki beni tebrik ediniz ki zahmetten rahmete gidiyorum. Emirda 2 234 bir parça da şunu da okuyayım. Bu da Emir Dağı 200. Hem benim şahsım hem Risale-i Nur'un şahsı manevisinin sermayesini kendilerini Risale-i Nur'un hizmetine vakfedenlerin tayinlerine vermek Hususan nafakasını çıkaramayanlara vermek lazımdır. Bak hep usta vasiyet 234 200. Ay 216'yı da okuyayım kısa da bir şey. O ne diyor? Bak vasiyetname de vakıfların hayatını garanti altına almayı istiyor. Risale-i Nur Kur'an basılsın onun basılmasına hizmetinde birinci derecede omuz vermiş vakfa hayatın iaşe noktasındaki teminatını sallamaya çalışıyor. Bak 216 2. Emirdan diyor ki nafakasını çalışmaya zaman bulamayan fedakar nur talebelerinin tayinatına acip bir bereket bereketle kafi gelen ve nur nusalarının fiyatı olan o mübarek sermayeyi ben öldükten sonra da o halis, fedakar kardeşlerime vasiyet ediyorum ki, onlara vasiyet ediyorum ki, 60-70 sene evvelki kaydımı 70 sene sonraki şimdiki dusturlarıma aynen tatbik etsinler. Ya Bediüzzaman Hazretleri'nin hizmetkarları tarafından teksir makinesiyle çoğaltılmış siyaset, neşriyat, şer ve izah broşürlerinde azamı fedakarlığı fiilen yaşayan ve hakiki fedakar Zübeyir Emir'da 2 15'te geçiyor takdirini kazanan ve hayatıyla ve teşvikatiyle çok fedakarlığın yetişmesine de vesile olan merhum Zübeyir Gündüz Al Ağabey diyor ki ustadımız merhum Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur'la Kur'an ve imana hizmet mesleğinde azami ihlas esas tutmuştur buna mazhar olabilmek için de bütün meşru maddi manevi lezzetleri ve menfaatları terk etmiştir. Feragat ve fedakarlıkta azami bir derecede istina teşkil etmiştir. Risale-i Nur'a hayatını vakfeden nur talebeleri vardır ve olacaktır. Hem çoğalmaktadır. Bunlar mücerrettir. Yalnız hizmeti nüriye ile iştigal ederler. Merhum ustadımız Zübeyir abinin sözü bitince keseceğim. Merhum ustadımız Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ben fedakarlığa çok emniyet veriyorum. Kalpteki fedakarlık manyetizma gibi tesir eder. İnşallah nurun fedakarlar dairesi inkişaf edecektir. Ömürlerini bu ulvi hizmete vakfedenlerin ruhlarına rahmet ilahi öyle bir lezzet, öyle ilahi zevk ve şef veriyor ki bu hizmete Erişenler artık başka ücret ve zevk aramaya kendilerinde ihtiyaç hissetmiyorlar. Allah'ım sen şahitsin. Başka bir şey, yani bunu tasdik ediyorum Zübeyir abi, Rabbimi de tasdik ediyorum. Fiilen ömürlerini bu ulvi hizmete vakfedenlerin ruhlarına rahmet-i ilahi öyle bir lezzet, öyle bir ilahi zevk, şevk veriyor ki, bu mazariyete erişenler artık başka ücret ve zevk aramaya kendilerinde ihtiyaç hissetmiyorlar. Şu muvakkat dünyada rıza ilay uğrunda imana hizmet aşkının tevlit ettiği bu manevi zevkten başka bir zevk tanımıyorlar. Hem tanımak da istemiyorlar. Nerede geçiyor? Siyaset, neşyat, şer ve izah broşürü sayfa 114'te. Burada kalıyoruz. Bundan sonra inşallah devam ederiz arkadaşlar. Yani bazen böyle Nur ve Cenab-ı Hakk'ın bu müjdesini hayatımızda teyit etmek yeni gençlere teşvik namında olmayan bir şey haşa ve kella teyit etmek adına söyleyeyim Aynı böyledir. Çok şükür. Ve ahir davahum en rabbil alemin el fatiha temas